Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizin son görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi güzel güzel çalışmaya devam ediyor. Dün bu beyaz çizgiyi çizdik. Yükselen trend. Oranın üzerinde kaldıkça problem yok. Yön yukarı diye anlattık. Diğer taraftan da ilk hedefimiz yeşil çizgide takıldık arkadaşlar. Onu da görüyoruz. Şimdi bu çizgiyi biraz geliştirmekte fayda var. Yeni hareketler oluştu. Daha önce biz bunu niye çizdiydik? Bakın şurada bir iğne atmıştı. Burada kapanış yapmıştı. Burada iğne atmıştı. Burada iğne atmıştı. Yani çok noktadan teyidi vardı. Ama son hareketlerde görüyoruz ki şu şekilde koymakta fayda var. Bakın en son kapanışlar buralarda geldiği için birazcık güncellemekte fayda var bu çizgiyi. Yani 35.100 dolar direncimizdir. Normalde üzerinde 4 saat kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu 4 saat grafik. Oranın üzerinde 4 saat kapatırsak atıyorum. Şöyle bir hareket yakalarız. 36.200'lere doğru bir hareket görebiliriz. Kimi zaman şöyle de bir hareket gelir. Direktman gider arkadaşlar. Teyit bekleyenleri ters köşeye yatırmak için direktman gider. Yani yükselişlerde sıradaki hedefimiz bizim öncelikle 35.100 dolar. Daha sonra da 36.200 dolar. 36.200 dolarlar kırılsa, 4 saat kapanışlar gelirse üstünde 38.300 dolarlar diğer hedefimiz olur. Yani dünkü seviyeler hemen hemen değişmedi. Peki geri çekilmelerde ne olacak? Bakın arkadaşlar, bu yükselen trendimizin bulunduğu seviye dün 32.800'deydi. Bugün şu an için bir bakayım bir 34.300 dolar arkadaşlar. 34.300 dolar altında 4 saat kapanış gelirse de yükselen trend çizgimiz kırılmış olur. Öyle bir durumda neler olabilir? Bakın arkadaşlar. Diyelim kapattı. Şöyle. Önce bir retest de gelebilir. Bayağı bir oyalanabilir. 35.000'lere bir daha gidebilir hatta. Öyle bir senaryo da olabilir. Ama bir yerden sonra böyle geri çekilmeler görürüz diye düşünüyorum. Nerelere geri çekilmeler gelebilir? Şöyle anlatayım. 33.300 bölgesinde bir desteğimiz var. Şuradaki tepelerden oluşuyor. Ve dünkü seviye 32.800. Son yaptığımız dip orasıdır. Oralar destek noktalarıdır. Ve en son destek bana göre 32.000 dolar. Onu da şöyle çizebiliriz. Bakın arkadaşlar. Düşen trend 32.000 dolar. Yani oralar son kale bana göre. Yani niye düşer, örnek vereyim. İşte çok yükseldi, belki bir geri çekilme yapmak isteyebilir. Ama o bir geri çekilme mi, yeni bir düşüş dalgası mı? Bunu anlamanın yolu pardon 32.000 dolardan geçiyor. Yani 32.000 doların altı yok artık ya, dedirtecek cinsten olur diye düşünüyorum. Neyse, şimdilik beyaz çizgi üzerindeyiz arkadaşlar, pozitif. 34.300 altında 4 saat kapatırsa o zaman kırılmış oluyor, bilginiz olsun. Ya bazen fake kırılım yapıyor vesaire. Şurada bir dip yapmış mesela, 34.076 seviyesi. Yani oranın altında 4 saat kapattın mı iyice emin olabilirsin. O zaman da hani alçalan dip yapmış olur 4 saatlikte. Bakın dipler yükseliyor, birden alçalan dip yapmış olur. O da düşüşe işarettir. Dediğim gibi arkadaşlar, önce bir retest hareketi de gelebilir. Kırılım gelirse şu şekilde, bakın kırıldı. Retest. Bak çizgi eğimlidir çünkü, bu beyaz çizgi eğimli bir çizgi. Yani kırılım, retest, öyle de bir hareket gelebilir. Bunu bilmiyoruz. Kimi zaman direktman düşer. Yani her halükarda 34.300 altında temkinli olun derim. 4 saat kapanışlar gelirse 32.000 dolar altı da bayağı bir tehlikeli arkadaşlar. Hani benim öngörüm nedir? Yani 32.000 dolarlar yani nasıl diyeyim? 32.000 doların kırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir geri çekilme normal. Dün de bahsettik. Atıyorum bu çizgi kırılır, geri çekilme olur, yataya bağlar. Ondan sonra retest yükselişi yapar ve hedeflerimize ulaşırız bu şekilde. Mesela ayın birinde 38.300 dolarda bu beyaz çizgi. Yani o kadar eğimli bir çizgidir. O çizginin kırılması dünyanın sonu demek değildir arkadaşlar. Yani düşüş senaryosu bu şekilde. Yükseliş senaryosu da ilk anlattığım şekilde arkadaşlar. Beyaz çizgi üzerinde yolumuza devam ediyoruz. Beyaz çizginin altında bir düzeltme hareketini bekleriz.
32 bin dolar altında 4 saat kapatmadıkça normal bir düzeltme hareketidir bu. 32 bin dolar altında 4 saat kapattı mı bilin ki yeniden çöküşe geçeceğiz. Yani benim düşüncem odur tabii ki. Şöyle hareketli ortalamalardan gidelim biraz da. Şu şekilde yani 4 saatlikte bakıyoruz veya 10 üzerinde 1, 2, 3, 4 saattir yani 4 kere 4 saattir tutunuyoruz arkadaşlar. Sürekli iğneler oradan geliyor ve tepkisini alıyor. Ya normalde diğer hedefi 35.460 dolarlar arkadaşlar. Bu MA 100. Niye? İşte bu ortalamaların üzerinde tutundu, destek edindi. Yani normalde düşecekse bile şu noktayı bir test etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. 35.400. İğne gelirse atıyorum 35.920. Buralar diğer hedef. Pardon arkadaşı yine yaptım o hareketi. Yani son hareketli ortalamada 36.800 bölgelerinde. Diğer taraftan burada bir boğa bayramsı bir yapı var. Onu da çizelim hemen. Kapanış bazında çizelim şu şekilde. Diyelim kırılım geldi. Bakın o da orayı işaret ediyor. 36.900'ler hedef gibi duruyor şöyle bakınca. 36.900 önemli direnç arkadaşlar. Orayı dikkatli takip edin yükseliş gelirse. Yani normalde o pozitif. Yani normalde bu beyaz çizgi kırılmadan yoluna devam edecek gibi duruyor. Ama arkadaşlar kırılırsa da yapacak bir şey yok. Geri çekilmenin bitmesini bekleyeceğiz. Daha sonra vites yükselişinde yolumuza bakacağız. Yani tepeden aldım, zarardayım. Zararına satayım mı diye soranlar oluyor. Bence bekle yani buraya kadar beklediysen biraz daha bekle. Daha iyi yerden belki çıkış fırsatı verir sana. Günlük grafiğe gidelim. Günlük grafikte de MA21'den satış geldiğini görüyoruz sürekli. Dokundu mu? Dokunmamış arkadaşlar. Az bir pay kalmış. Oraya giderse 35.300. Orada da bir direncimiz var. 35.300 dolar. Yani aslında dünkü yükselişlerin gittiği yer. O bölge direnç bölgesidir arkadaşlar. Hem MA21'imiz var. Hem de bildiğiniz gibi bu yeşil renkli çizgimiz oradan geçiyor yani. MA21'in kırılmasıyla ne olur? Bollinger bandını açalım. Bakın bir burada bir direncimiz daha var. 35.600'de MA20 var günlük bazda. Oralar diğer hedef. Yani günlük al satçılar için bütün destek dirençleri çıkarttım arkadaşlar. Yani günlük bazda da MA50'miz çok önemli. 38.160 seviyesinde şu an için 38.200. MA50 bayağı önemli arkadaşlar. Hani dead cross'un oluşturduğu bir ortalama bakın kırmızı ve beyaz MA200 MA50 kesişimi dead cross'tur. Yani o MA50 önemli. Bir bakalım geçmişe. MA50'yi kırınca tekrar üzerine atabilmiş mi? Ayı piyasasına bir uçalım şöyle bir. Mesela dead cross nerede olmuş? Burada olmuş. Daha sonra çöküş. Tepki yükselişine MA50'ye kadar gitmiş. Oradan bir satış gelmiş bakın. Ama daha sonra üzerine atıyor MA50'nin. En son ortalama MA200'e kadar bir yükseliş daha yakalıyor. Görüyorsunuz. Ondan sonra çöküşe geçiyor. Günümüze uçalım tekrardan. Yani ne görmüşüz geçmişte? Şöyle pardon. MA50'ye yükseliş. Oradan bir geri çekilme. Ondan sonra MA50'yi kırıyor. Buradaki beyaz ortalama MA200'e kadar bir yükseliş geliyor. Bunu görmüşüz. Ve arkadaşlar ikili dibimiz vardı burada. Onu da söyledik. Onun hedefi neydi? 38.300 bölgesi. Yani kırılımın teyidi için gün kapanışı 34.780 üzerinde kapatması gerekiyor. O zaman boyun çizgisi kırılır. Yön yukarıdır diyebiliriz. Zaten ben yönün yukarı olduğunu düşünüyorum da. Hani iyice teyidini almak için aslında bu kapanışı beklemekte fayda var. İkili dip hedefi çalışır diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer dediğim seviyede kapanış gelirse. Yani aslında pozitif. Her şey pozitif. Arasaya bakalım misal. Şöyle değinelim. Renklerini değiştirelim. Beyaz. Bakın bu günlük grafiktir. Günlükte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alçalan dip var. Arasayda da yükselen dip var. Yani büyük bir pozitif uyumsuzluk görüyoruz. Çok büyük bir pozitif uyumsuzluk.
Yani bir tane de değil, 5-6 tane pozitif uyumsuzluklar var arkadaşlar. Yani bu da son düşüşlerin sahte olduğunu söylüyor bize. Yani güzel bir tepki yükselişi gelecek diyor. Yani benim öngörümü soracak olursanız ben yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu benim görüşümdür. Yanılabilirim tabii ki, o ayrı konu. Ben gene de diyorum ki adım adım gidelim. Hani benim beklentime göre de değil. Çizgileri takip ede de ilerleyelim. Ama şöyle bakınca bu uyumsuzluklara yani yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın şimdi RSI'da da bir düşen trend var şu şekilde. Orayı zorluyoruz. Üzerine bir atarsak arkadaşlar o zaman yolumuza devam ederiz. Güzel bir şekilde. Hani demin ki çizdiğim bir senaryo vardı ya, MA 50'ye gidiş, oradan düşüş, sonra MA 200'e bir yükseliş. O senaryo devreye girer bu RSI'yı kırarsak. Yani RSI 50 bölgesinin üzerinde gün kapatması gerekiyor normalinde. Ve bu kadar uyumsuzluğa rağmen kapatır diye düşünüyorum. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, ben pozitifim. Hala pozitifim. Tutmaya devam ediyorum elimdeki Bitcoin'ları. Bakın hareket güzel görünüyor. Güzel. Dalga yapıları güzel görünüyor. Beyaz çizgi üzerindeyiz hala. Yani bir bakmışım buradan pump geliyor. Belli olmaz. Dediğim gibi 34.300 altına gidersek bir geri çekilme görürüz diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, videoyu fazla uzatmayayım. Bugünlük böyle kısa geçsin. Yarın tekrar değiniriz arkadaşlar. Eğer ekstra acil bir şey olursa bir video çekeriz ama hani normal anlattıklarım gerçekleşirse, anlattıklarım dışında bir şey gerçekleşmezse yani bugünlük bu videoda kalır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar her senaryo anlattığım için atıyorum bir saat sonra bir hareket geldi. %100 anlatmışsındır ben o hareketi zaten. Hani yeni bir acil durum videosu yerine videonun o kısmını tekrar dinlerseniz ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Yani o şekilde ilerlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.